Burası son yıllarda Türkiye'nin ürettiği en iyi markalardan bir tanesi oldu. Çok başarılı bir organizasyon. Ben geçen sene Hasan Bülent Kahraman hocamız özellikle davet etmişti. Sayın Gürel'i özellikle davet etmişti. Kısa bir gezme fırsatım olmuştu. Program vardı, dönecektim. O zaman da kendi kendime söyledim. Dedim ki gelecek sene daha uzun vakit ayıracağım diye. O sebeple bu sene tamamen programın ucunu açık bıraktım. Buraya bizzat açılışa katılmak istedim. Çünkü burada hakikaten dünya standartlarında işler yapılıyor. Uluslararası bir sürü galeri burada. Genç sanatçılar burada. Çok eski galeriler burada. Yerli sanatçılar, yabancı sanatçılar bir arada. Çok önemli satışlar yapılıyor. Ama en önemlisi şu, İstanbul bu fuar sayesinde giderek çağdaş sanata yön veren bir şehir haline geliyor. Yani birçok şeyi ilk defa burada görüyoruz. Mesela şimdi bahsediyorlardı, tam üstüne siz geldiniz. 2 yaşında, 3 yaşında galeriler var. Ben yukarıda 25 yaşındaki galerileri de gezdim. Burada 2-3 yaşındaki galerileri de geziyoruz. En klasik eserleri de görüyoruz. Pop art diyeceğimiz, dijital sanat diyeceğimiz eserleri de görüyoruz. Bu açıdan, entelektüel açıdan da çok kışkırtıcı bir yer burası. Her türlü kültür adamı için çok önemli bir mekan haline geldi. Ama benim bunun yanı sıra önemsediğim şey, küresel markalar burada, yerli markalar burada, atölyeler burada, koleksiyonerler burada. Ve en önemlisi belki de halkımızın bu kadar kitlesel halde katıldığı en büyük organizasyonlardan bir tanesi oldu. Hani kültür sanat meselesi biraz elit bir mesele olarak ele alınır. Aslında bunun böyle olmadığı ya da İstanbul'da artık on binlerle ifade edilecek bir sanat kültür eliti oluştuğu anlamına geliyor. Genç insanlar burada. Bu bakımdan kutluyorum emeği geçenleri, bu organizasyonu bugünlere getirenleri. Ben de Kültür Bakanı olarak özellikle açılışa katılmak istedim. Verdiğimiz desteği ve önemi göstermek için buraya. Ama aynı zamanda da açılış kısmı bakan olarak katıldığım resmi kısım. Şimdi bireysel kısımda kendim için geziyorum burayı. Kutluyorum herkesi. Bir sonraki
Ben satın alma ile ilgili konuşursam doğru olmaz ama sadece şunu söyleyebilirim. Mesela siyasetle ilgili, felsefeyle ilgili yaptığım pek çok okumanın burada aslında pek çok karşılığını görüyorum. Beni yeniden düşündüren eserler görüyorum. Herhangi bir yerde okuduğum, herhangi bir yerde aklımda kalmış bir şeyin burada bir açılımını görüyorum falan. Benim açımdan bir beyin fırtınası oluyor. Müthiş bir entelektüel açıdan kışkırtıcı bir gezi oluyor. Hakikaten herkesin gezmesini tavsiye ederim burayı. Teşekkür ederim.